Car Park 1'den sonra sonunda Car Park 2'ye yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemede 3 yeni arabamız var ve yeni haritalar var. Görülmeye değer bir sürü güzel yapılar var. Hepsini inceleyeceğiz fakat sizin önce beğen atmanız gerekiyor. Oyuna ilk girdiğimizde Türkçe dil desteği geldiğini görüyoruz. Sadece Türkçe değil birçok dillere destek gelmiş. Gayet güzel olmuş. Bu oyuna gerekliydi. Ve ayrıca aylar kısmına girerseniz mahremiyet kısmı var. Burada da gizlilik yaş onayı mevzusu var. Buraya basıyoruz. Bu ne iş arıyor? Metin sohbeti, sesli sohbet, diğer oyuncuların özel araba binileri yani desenleri, çizimleri gibi aşağıdaki kişileri şeyleri kullanarak yaşınızın 13 üzerinde olduğunu doğrulamaz gerekir. Özel araba şeyleri de hani böyle artı 18 sakıncalı şeyler var ya onları görebilmeniz için artık ona özel bir şey mi getirmişler bilmiyorum. Karpark bir de yok bu. Yaşınızın 13 yaşına büyük olmasını istiyor ki muhtemelen Karpark buna sonunda bir şeyler yaptı. Bizlik bir şey değil tabi ama Google'la bir anlaşmazlık olmasın oyun kalkmasın diye yapılmış bir önlem. Hani eğer yarın bir gün bir sorun çıkarsa Google'a diyecekler ki biz yaş onayı aldık. Tıkladığı için sistem o kabul etmiş. Sorumluluk biz ait değil gibi bir kurtarma çabası eklemişler gayet güzel yeni araba gelmiş ee, ve artık buradan yama notları kısmına gelirseniz o yüzden nelerin geldiğini görebilirsiniz hepsini tek tek göstereceğim güzel şeyler de değişmiş gelişmiş haritalar da gelmiş ama ilk olarak arabalara bakmak istiyorum şimdi gövde parçası diye bir tuş eklemiş buraya karpak 1 de bu hemen geliyordu ama bunu da açıp kapatabiliyoruz bakalım ekonomide birazcık iyileştirme var mı diye bakıyorum ama hiç iyileştirme yok gibi hatta bir tık daha pahalanmış mı öyle bana mı öyle geldi bilmiyorum ama güzel araba gelmiş bu sefer cidden güzel araba gelmiş ilk olarak böyle bir skyline gelmiş bu karpak 1 de gelmişti bayağı da bilmişti. Artık karpak 1'deki arabaları yavaş yavaş buraya getiriyorlar. Buraya gelmesi daha uzun sürüyor. Çünkü bu oyundaki arabalar hem daha kaliteli yapmak zorundalar hem de cama yaz yazma mevzusu var. Onu da ayarlamaları birazcık zor. O yüzden yavaş yavaş geliyor. Gövde parçalarını açtığınız zaman da arabanın tamponlarını değişebiliyorsunuz. Veya bu şekilde body kit yapıp body kitli şekilde satın alabiliyorsunuz. Öyle de bir harcalık yapmışlar. Gayet mantıklı olmuş. Ve gördüğüm kadarıyla tampon falan değişmiş. bir 1'de var mıydı bunlar? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama. Ondan sonra bu araba gelmiş. Buna kesinlikle ön tampon. Marshmallow Bark'a tampon gelmesi lazımdı ama gelmemiş bunda maalesef. Carpark 1'deki şeyler gelmiş buraya. Bodykitler de aynı şekilde. Bu arada ben mutlaka geliyordum. Mesela ben bunu cdm yapacaktım. Tampon eksik yapamayacağım. <laughs> Bu arada bodykit yaptığınız zaman da daha pahalı alıyorsunuz. Setup's hem sıfır alın. Yani şu bodykitsiz şekilde alın. Sonrası ekleyin. Daha bilmiyorum artık. Onun dışında bir de böyle dev bir aracımız gelmiş. Bu da gayet güzel. Yine logo elleri var tabii ki bunların da. Ama tamponlar çok değişik geldi ya. Bunlar oyunda bir de var mıydı? Yoksa ben oynamadığım için mi bilmiyorum ama. Bu şekilde ekstradan olarak yerlerde ekleyebiliyorsunuz ya da buraya tampon ekleyebiliyorsunuz. Şey bar e, bar ekleyebiliyorsunuz demir bar. Arka kısımda bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bar gözüme dediğim gibi yine tuhaf gelmeye başladı. Sanki hiç yokmuş gibi. Arabalar bu şekilde. Başka da değişen bir şey yok. Menüde işimiz bu kadar. Görevlerde bazı şeyler yine Türkçe dil olmamış. Bunları düzelteceklerdir. Bir başlayalım. Tek oyunculuk kısmına giriyoruz. Burada artık Japonya'nın iki tane haritası geldi. Ve sonunda dur bakalım. Çevrim çelikleşin tehlikeli olabilir. Kişisel bilgilerinizi gizli tuttuğunuzdan emin olun. Ve çevrim tanıştığınız kişiyi ebeveyn veya olmadan asla bulaşmayın. Ha Harp kendini çok güzel şekilde kurtarmanın yolunu bulmuş. <laughs> güzel. Buradaki şehir hala açılmamış. O yerine başka bir şehir eklenmiş. Japon Japonya banlı diye bir şey gelmiş. Bu ne lan? Ha bu uyarı eklemişler. Tamam. Beni hileliye mi attı? Niye çevrimiçi kişi bir diyor burada? Harita kısmına gelince yeni bir harita açılır. aslında yeni değil ama buradan direkt ışınlanmanız için kolaylık sağlamışlar size. Japonya Fog diye bir şey var bir de Japonya Banlı diye bir şey var. Buraya bas zaman hani size bir videoda göstermiştim gizli Japonya mapi vardı haritada gözükmüyordu. Artık buraya direkt ışınlanabiliyorsunuz. Bakın direkt buraya ışınlandım artık burayı gördüğünüzce gezebilirsiniz. Buraya yeni yerlerde yapılmış. Mesela bu yoktu buraya artık arabanızı satabiliyorsunuz. Satabileceğiniz bir yer getirmişler. Gayet güzel olmuş. Map'e de bakarsanız yine gösterdiğim Japonya mapi. Burayı gezebilirsiniz. Bir iki tane yeni yer eklemiş o Markets, market işte bu araba satma Hatta Hatırlarsanız e, burası boştu. Hatta şurada bir bariyer vardı ben yandan atlayarak geçiyordum. Burayı da artık düzenlemişler. Buraya yeni yerler gelmiş. Bu benzinlik yoktu bu benzinlik yeni gelmiş. Yani oradaki gördüğünüz boş yerleri artık düzeltmişler ve daha güzel olmuş. Arabayı kamerada var çalışıyor mu burası birazdan test edeceğim ama muhtemelen çalışmıyor. Bak burası çok güzel olmuş. Buraya kendilerine has yer yapmışlar. Hani yerlerde olan yapılardan eklememişler. Buraya bakalım çalışıyor mu? E, yok burayı üst eklemişler. Burası çalışmıyor ama güzel detay fotoğraflar çekmek için hoş bir yer. Yeni tabelalar eklenmiş. Bak buradan uyarı veriyor. Şuralar yenilenmiş. Market gelmiş falan. Burası aa burası çok iyi olmuş burası. Burası bariyerdi. Işte. tam şurası bariyerdi. Geçemiyorduk. Ha burada merdiven yapmışlar. Ha. Yerdeki desenler değişmiş. Ha burası vardı. Bak burası yine aynı. Tabelalar aynı. Güzel. Böyle dar çok seviyorum ben ya. Vallahi bu Japon yaratası oyunun en iyi olabilir. Abi doya doya gez ya. Yani. <laughs> tamam burası bu şekilde. Tabii ki yeni yer burayla sınırlı değil. Yeni yapılmış bir yer daha var. Drone'un kızının ayarlanmışlar ayarlamışlar öyle bir şey yazıyordu ama a, drone birazcık daha kolay işliyor tamam burası var mıydı bilmiyorum drone'nun drone'un tuşlarını buradan değişebiliyorsunuz aynı şekilde arabayı da burada yapabiliyoruz a, karakteri yapabiliyor muyuz acaba karakteri merak ettim şu anda hop şöyle indim. araba gitsin araba ha bak aa bunlar bu Carpark bir de var mıydı acaba hiç Denk gelmedim hiç işime de yaramadı ama şeyin tuşunu ayarlayabiliyorsunuz güzel. Car Parking son güncellemeden de bir şey eklemiş. Son güncellemede gelen yeni monteini artık boyuna da eklemişler. Burada çok daha güzel duruyor ya. Ama burada sana bu yaprak düşmeleri yok. Ben göremedim grafiklerin full mü bakalım. Evet her şeyin full. Normalde düşmesi lazım. Ama henüz onu eklememiş. Yapraklar düşmüyor. Düşseydi var ya ne güzel olurdu. Ama bu halde de gayet güzel. Karpark 2'de daha güzel dur. Ha düşüyormuş yapraklar. Bak bak bak. Ha çok iyi. Vallahi çok iyi. Artık Karpark 1'de bu son gelen güncellemedeki monte'in burada da var. Burada daha da, bir güzel duruyor ya. Vallahi bir acayip güzel. Burada ne var? Aa yırtılmış lan burası. Burada Karpark 1'de yoktu bu arada. Var mıydı bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla yoktu. Tabelalara bakacağım. Tabelada bildiğiniz gibi Carbide bir de Passat var. Reklam tabelaları var. Bunlar var mı bakacağız. Buradaki polis arabaları aynı. Devam ediyoruz. Oğlum, bu oyunda grafikler bir başka ya. Buralar aynı bu tır kazası da aynı. Her şeysini birebir kopyalamışlar birinci oyundan gayet iyi. Ama keşke grafik e, dur bakalım. Şu renk karbay bir dolar renkler vardı ya renkten bir graf, grafik yapıyorduk. O da olsaydı burada çok iyi olacaktı. Kendimize ait grafik yapabilirdik kendimize göre. Buradaki grafitler var mıydı bilmiyorum. Vardı muhtemelen. Sizin e, siz ne yapıyorsunuz? Bagam girmiş bura. Şurada şurada bir tabela vardı. Bakalım o tabela duruyor mu? İnşallah duruyordur. Eğer burada da o tabelayı görebilirsek anlarız ki Passat. Ha bak, bak 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 evet. Bu iki araba geleceği doğrulandı. Bunu bilmiyorum ama şu zaten bak Carpark 2'ye geleceği söylendi. Yakında gelecektir. Bu da gelecektir muhtemelen. Ama velakin ben bunları istemiyorum. Ben Passat ist <laughs> Yok bu ilk araba da gayet güzel. Bakalım Passat'a. Evet. 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 Bakın Passat da burada. Güzel güzel. Tamam. Bunlar artık oyuna gelecektir. burada gelecektir. Passat'ı daha erken getire diye umut ediyorum. Çünkü Carpark 1'de Passat geldi ya. Millet kudurdu. Çıldırdı. Oyunda da baya bir etkileşim olmuştur. Carpark de iyi para kazanmıştır bu güncellemeden. Bunu niye ki yapmayalım diye düşünürler. Ve getirirler diye umut ediyorum. Ve şurada bir grafiti var. Bu Carpark 1'de sanırım yoktu. Ben de ilk defa görüyorum şu anda. Ne arabası bu? Burada bir Amerikan klasik polis arabası var. Bura şerif. Şerif diye geçiyor diye biliyorum. Bunun grafitisini eklemişler. Ah, demek ki bu da gelecek. Bugüne kadar grafitide olan tüm araçlar getirildi neredeyse. Sadece bir E30 var. Bu E30 hariç bütün arabalar getirildi. Bir de bunu eklemişler. Belki bu da gelir. Bu karbak bile gelir ama. buraya geleceğini sanmıyorum. Burası bu şekilde. Güzel. Ben yani buraya değiştirmeleri güzel olmuş. Farklılık olmuş. Anladın mı? Güzel. Ama şuradaki iş yerlerinden halen satın alam ha, alabiliyoruz. Tamam. Ha. tam para gelsin. Bura, çünkü geçen güncelleme de yoktu bura. Alamıyorduk. Artık Burayı da satın alabiliyoruz güzel park burada başka da gelen bir şey yok sadece fixlemeler falan var oyunda gördüğünüz bazı hatalardan bak mesela hata bir şu anda beta da iOS'a daha gelmedi Android'deki betalara geldi bunlar düzeltilecektir merak etmeyin marketler falan burada güzel güncelleme bu şekilde başka da değişen bir şey yok olursa da zaten haberimiz olur haberler falan var bunlar bilmiyorum ne olduğunu güncelleme bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir bilinmeyen videosu gelmez çünkü oyunda bilinmeyen bir şey yok zaten her şeyisini gösterdi sizleri seviyorum keza Güzel bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.